Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin unutulma yüz kültürlerinden olan yün çarabın yapımını anlatacağım. Yün kullanımı buralarda eskiden çok fazlaymış. Bunun temel nedeni ise geçim kaynaklarının birinde koyunculuk olmasıydı. Bu yüzden yün çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Örneğin yünden fez, yorgan ve çorap yapmışlardır. Ben bugün size yün çarabın yapımını anlatacağım. Öncelikle koyunun yünü kesilir. Buralarda buna koyunu kırpmak da denir. Daha sonra kesilen yün bir güzel yıkanır, temizlenir ve yün tarağıyla tarandıktan sonra bu şekli alır. Şöyle gösterelim. Bu şekli aldıktan sonra şu görmüş olduğunuz çubuk, buna eğecek deniyor. Ucuna şu ahşap denilen tahta takıldıktan sonra bu yün eğrilir ve ip halini alır. Ancak tek kat sağlam olmadığı için bunu tekrar iki kat şeklinde tekrar eğerler ve ipi sağlamlaştırırlar. Ve bu şekilde bu yün ipimiz ortaya çıkar. Şöyle. Bu yün ipimiz ortaya çıktıktan sonra bunu bu çorap şişleriyle beraber ilmek ilmek örülmeye başlanır. Şöyle. Ve daha sonra örüldükten sonra böyle bir yün çorabımız ortaya çıkar. Şimdi yün çorabın yapımını bir de büyüklerimizden dinleyelim. Şimdi senden bugün yün çorabın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum. O yüzden bana bunu anlat. Yün çorabını önce bu yünü böyle güzelce yıkarız. Ondan sonra bunu tarar. Ondan sonra bunu böyle işleriz yani. Bunun adı erecek. Şu altındaki şeyin adı ne? Bunun adı ahşak. Erecek. Bunun adı ahşak. Ondan sonra bunu böyle eğeriz. Böyle de çorabını yaparız yani. Ben ne derim bilmiyorum ki. İşte bu böyle kızım. Peki bunu ne zamandan beri yapıyorsun? Ben 65 yaşındayım. Okula gittim. 5 sene okulda okudum. Ben bunu okulda, ilkokula giderken bunu örmeye başladım bu çorabını. Yani işlemesini anlamışlardı. O zaman böyle işlemesini bilmiyordum. Sonra bu işlemesini de öğrendim. Şimdi kendim hem işliyorum hem de yani bunu doğal diye bunu benim adam şeyleri değil mi? Hazır çorapları. İlle buna ben gene başlattım. Ne devam edeyim gene. Bu sene böyle bir çorap ördüm. Buna öteki çoraplar çok sıcak tutmuyor diye. İşte öyle bunu böyle devam ettiriyor aynısı. İşte böyle işleme işlerden biz anlamıyoruz. Bizim de yaptığımız işler bunlar. Yünden başka bir şey de yapılıyor mu? Yünden eskiden çul, çavut işte dastır, maslar derdi. Biz öyle bir şeyler boyanırdı bunlar. Çeşit çeşit, kırmızı, renk renk. Nasıl boyanıyordu? Boya satılırdı çarşılarda. Annemler alırdı bunu kırmızı, yeşil, kırmızı işte beyazlara boyar şeyler. Bunu yere doğru ip haline götürürlerdi. İp dokurdu bunu. İşte diken sonra birbirine taşlar, çul mu eder işte evlerde kullanıyorduk. Battaniye gibi üstümüze örtüldü. Battaniye yoktu eskiden. Battaniye i̇şte yoktu. Battaniye yerine. Bunlardan örtülüyordu yorganımızın üstüne. Bunlardan bu yünlerden yorgan da oluyor. Yorgan da yapıyoruz. Yorgan. İşte her türlü şey oluyor ama şimdi koya bu yünü biraz kaldırdılar ama gene bu duvar olunca bunlar sıcak yani. Bunun şeyi çok. Yani işçiliği çok. Böyle eğer et bu şeyle kattı mı? Şimdi daha taslamasını zaten etmiyorsun. Ama çorap işine ben gene yapayım yani bu sıcak olunca. Aha bak ben ördüm ha. Ayağıma giydim ha çorabımı ha. Bak böyle çorap yapıyoruz böyle. Sen ne zamandır örüyorsun Huriye yenge çorap? Ben de 15 yaşından beri yapıyorum bunu. Kimden öğrendiniz peki? Analarımızdan, babalarımızdan öğrendik. Eğer biz el işi bilmiyoruz da bizim de. Eskiden böyle çorap yoktu ki. İpek yünden yapardık çorapları. Eskiden böyle çorap neredeydi? O haşin naylon çorapları gibi öyle çorapları yoktu ki. Hep yünden yapıyorduk çorabımızı. Çarık bile giydik biz. Çarık bile giydim ben. Ben çarık giymedim. Ben onu bilmiyorum. Çarık bile giydim.
İfade ama çarık giydim. İşte. Peki yün bulmak sizin için kolay mıydı o zamanlar? Koyunu kendimiz yapardık evlerde. Herkesin koyunu vardı. Koyunu kırkar. Böyle bir şeyler yapardım işte. Yani her şey yünden idi. Bu yünden şey bile yaparlarmış yani. Ne o? Pontun diyeyim yani. Şallar derler. Şallar, işte hırka, ceket gibi bir şeyler. Başlarına keserolerdi. Siyaha boyadılarmış bunu. Bundan sonra ben annem bileyim annemin ben... Bu dokuyla, dokurlardı o. Gün peştembalı şey derdi annem bunlar işlerdi. Bunu boyadır. Peştemal bile eder, beline bağlardı yani. Öyle pamuk peştemaları yoktu ki o zaman. Her şey bu yünden oldu. Her şimdi günden. Kalktı işte. Şimdi her şey çıktı. Bunlar daha yapılmıyor. Ama gene çorap yapıyoruz biz. Gene bunlardan yaşlılara üşüdük mi? Çorap yapıp giyiyoruz ayağımıza. İşte bunu yeniler bu beceremez, yapamaz. Tabii bunun eline bile alamaz buna. Ne bilecekler? Bunu eskiler biliyor. Eskiler öldü mü bu biter. Aha işte bu yün, bu elece, bu aşık, bu kadar daha, bu çorabı. İşte. İpi biraz açamaz mıyız göstersek? Git al da okur, bak şeymiş, geldi git. İpini geldi git. Şu yünü çözemez miyiz biraz baksana? Aha. Şöyle. Bu ip. Görüyor musun? Bunu çorap... Bunu çorap yaparken böyle ikiye katlarız böyle. Biraz daha sağlam olması için. Aha, böyle yaparız bunu. Aha, böyle gene. Bükeriz. Başlarım. Sen bunu bir daha ikiye katlayıp böyle şey yapacak mısın? He, tekrar bunu bir hafta gene bir şey daha doldurdum. İkiye katlayıp. Çorap örmek için. İşte böyle. Daha soracağım bir şey varsa sor kızım, ne bileyim ben. Başka ne anlatabilirsiniz siz? Bükeriz, böyle yumak ederiz. Öreriz. Yumak. Daha ne anlatalım? Ne bileyim ben. Öyle işte. Tamam, bu kadar yeter.